gruplardan geliyordunuz, değil mi? Ayakkabıların çirkin ve ötesi. Ay yani... beni o Stalingan'ı öldürdü. Bu kızların sana aşık olma sebebini şimdi daha iyi anlıyorum ben. O çanta. Anneye ver. Baba anneye ver. Temel çok tatlısın. Ama çok karışık duruyorsun. Aslında bana göre düz, bir tarzı olmayan bir şey. Şu an seni emeksiz görüyorum, hiç beğenmedim. Damga vuracak bir tarz göremiyorum. Ben seni ilk defa çok beğendim. Dalgıç kumaş eşittir Zeynep Öztürk. Kalemet elbise eşittir Zeynep Öztürk. Sen sırf konuşmak için konuşuyorsun. Ne alakası var ya? Sürekli ben seni kaç kez bu aynı kumaştan elbiseyle gördüm ve o da kalemdi yani. Neyin tribindesin? Aynı şey yapan varsa burada sürekli kendi tekrarlayan sensin. Ben mi aynı şeyleri yapıyorum sürekli? Ben seninle hiç muhatap olmak istiyorum. Sen kimsin ya? Polemik yaratmaya çalışıyorsun şu anda. Bence de. Alakası yok. Ben çok karşıyımdır aynı şeyleri giyinmesine ama sen aynı şeyi giymemişsin. Nazlı Sultan Kayaslan podyumda. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Ben böyle seni ne zaman pantolonunu görsem hep diyorum ki biz tepsi popolar. Yok, basılmış arkadan bize kadar yok vurulmuş. Hoş geldin. Nereye Hoş gidiyorsun? Hoş bulduk. Konsere gidiyorum. Dünyaca ünlü bir star gelmiş onun Dünyaca konserine. Dünyaca ünlü bir star. Hmm. Peki gel bakalım. Teşekkürler. Nazlı Hamarat. Bir alıcı gözle baktın. Bayıldım. Ben bu şatafat seni oradan... Taksana, beni benden aldı. Çok güzel, çok yakışmış. Evet. Evet. Çok beğendim. bir dur bakayım doya doya. Dilim tutuldu. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çizmelerin de güzel. Beğendim çok. Teşekkürler. Zeynep? Çok fazla geldi bana Nazlı. Çantan hareketli, botların hareketli, ceketin hareketli, ceketin güzel yakışmış. Bir de konsere nereye gidiyorsun? Yani bir star gelmiş. Diyelim ki Jennifer Lopez gelmiş. Ya aslında ben böyle ya etilere de giderim ama ben sürekli bir şeyler içmeye gidiyorum falan oluyor. O yüzden değişik bir şey bulayım dedim. Allah yoksa... razı olsun. Allah ben bir kere Dolgu Topuk'la konsere gidiyorum demiştim. Dolgu Topuk'la konsere gidilir mi denmişti burada. Bilmiyorum, bulamadım. Yoksa ben böyle etilere giderim akşamları gündüz bir şeyler içmeye. Ya ama bana Dolgu Topuk'a bile bir zaten, sürü şey zaten söylüyor. O yüzden sormadı ki kimin konseri diye. O kadar. O belki gidecek oturacak çünkü dünya starı diyor. O nerede gidecek? Dünya starı Rumeli'de dedi. Rumeli'de mi? Hayır canım. VIP'den yani almış. Bir şey de önde. Olabilir. Ne bileyim, kapalı hani. Neyse o bir yana yani arenalarda oluyor ya. Çok güzel parçaların ama çok fazla. Anladım. Benim fikrim. Teşekkürler. Çantan özellikle çok fazla ona. Emel bir şey söyleyecek gibi durdun. ben üzerindekini çok havalı, çok güzel, çok beğendim. Yalnız o çantayla olmamış yani bitmiş. Fazla geldi bu. Bu çanta büyük bilmiyorum. Bir de. O gözüme takıldı. Evet. Yoksa o çok havalı gözlükle birlikte. Saçların çok yakışmış, güzel. Teşekkürler. Nihal sen de seversin bunları. Ay bayıldım. Zaten o ceket yani saçlarınla o kadar güzel olmuş ki bu yeni boyattığın saçlarınla o ceketin tüyleri. Şuraya kadar bayıldım. Şuradan sonrası böyle botlarına toka geçirmişsin gibi duruyor. Evet. Ya bugün biraz böyle şey aslında sevmedim. Bu botlarla şort ya da etek olur. Öyle kullanacaktım ama bugün biraz böyle şeye geldim. Nazlı'nın kendini eleştirmesi kalp.
Hazır mısın Nazlı? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Dışarıdaki havayı temsilen böyle mi giyindin? Yani dramatik bir konser look'u bu. Ya konser şimdi otururken nasıl çevireceğim aslında. Bakalım hadi. Yok aslında ben böyle dediğim gibi Etiler'e giderim gündüz bu şekilde. Yok çok soğuk beğendim. Havada. Gerçekten hani beğendim ama yani kutuplarda bir konser belki bu. Konser değil işte şimdi uydurdum yani ne yapayım. Bak son anda şey uydurmaların olsun. En güzel örneğini Melisa yaptı biraz önce. O güzel uydurdu tam cuk oturdu yani. Daha mantıklı bir uydurma ama bekliyor. Ama Melisa sever uydurmayı. Tabii bayılır. Melisa şampiyon. Şampiyon belli var. İkinci kim diye. Diploma var bizden. Çizmelerin ve çantan hariç çok beğendim. Teşekkürler. Yani o ne renk? Kum rengi mi derler Nur ona? Hangisi? O pantolonun evet. Rengi kum rengi nohut mi? Nohut rengi. Veya nohut. İşte çok severim ben o rengi. Canım nohut. Sana da yakışmış o sahte kürk çok başarılı. Kafandayken de çok çok iddialı ve güzel duruyor. Teşekkürler. Beğendim Nazlı şaşırtıcı bir şekilde. Teşekkür ederim. Ah Nazlı. Annem Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde evi boşaltırken bu çantalardan ne çıktı ne çıktı ne çıktı yemin ederim niye diyeceksiniz. Ben böyle alırdım işte o zaman şeyimiz vardı ne çıksa alıyorduk yıllar önce böyle 20 sene önce. Bu marka İstanbul'a yeni gelmişti Türkiye'ye. Ben tabii anneme ve annemin en sevdiğiydi fermuarlı hırsızlık olmasın diye. Şimdi onlar geldi aklıma. Yani çok mu aradın? Ya ben bunu 2 sene önce falan almıştım. Bir de ben bugün dediğim gibi biraz şey yaptım. Aslında bu senin gibi cool giyinen evet. Bir kız. Bu çanta ben inanamıyorum şöyle yani. Şöyle söyleyeyim ben bugün bununla geldim. Hani buraya bu çantayla geldim. Hani normal günlük taktığım bir çanta. Ve bununla da çıktım buraya. İlk kez geldiğim bir şeyle çıktım buraya. Ha, zaten çantadan şeyimiz yok yani ama sen ki bilen bir kızsın. Evet biliyorum. O çantayı alınca artık o anne çantası oldu. Evet. İnanamıyorum öyle. Yani. Hani onu bizim Maria alsa, hani bizim Zenube alsa... O çantayı. Zaten lütfen o siyah çanta orada koşede zoom yapar mısınız? Yapayalnız. Lütfen. Lütfen. O harika bir ürünü. Bir zoom yapar. Maria senin mi o? Kimin o? Zeynube. Hayır Zeynube dedin ki ben böyle bir çanta almam dedi. Ama o çok güzel üstündeki. E güzelim o ne o koşede duran? Benimki o kadar gösterişli değil. Ay yapma Zeynube. hayatım tabii ki şahanesin yani. Teşekkür ederim. Kız sen ne para harcıyorsun bu giyime? Yo harcamıyorum para. Ya şunu dolaptan. Bu ayakkabı evet biraz pahalı bir ayakkabı. Sen bir tek ayakkabıya para veriyorsun. Efendim? Ayakkabıya acımam. Cebimde 2000 varsa diyelim ki 1500'e çok bir ayakkabı beğendiysem ona onu veririm. Geri kalanına da üstüme illaki bir şeyler uydururum. O öyle bir manyaklığım var yani kabul ediyorum. Ay estağfurullah. Her kadında var canım. Her kadında var. Ne yapayım var. Yani ayakkabım güzel olsun yani ayakkabım veririm. Ayakkabım kardeşim. Ben böyle annem bana çok kızardı bu çantalara ne para veriyorsun diye. Ondan sonra aman diyordum bunlar sahte. Hani anneme. Onun evine yolluyordum. Ay sen apartman komşularına dağıt çantaları. Eyvah! Eyvah! Sahte diye. Herkesin kolunda bir o çantadan var değil mi? Sahte diye. Ben onların hepsini geriye toplarım. Çünkü yalan söylüyorum mecburen. Aman sus sahte diyordum bu. Hakiki değil. Diyordu bana. Bak ölümü öp diyordu benim. Ay ben de vallahi billahi yemin ediyorum ölümü öp deyince en kızdığım şey. Ben diyordum ki işte ayağımı kaldırıyordum Allah'ım beni affet diyordum sadaka veriyordum. Çünkü ant veriyordu annem. Bir şey daha anlatayım güldürmeyin. Annem evde yatıyor son zamanlar rahatsızdı bana geldi. Üst kattaki arkadaşım Zişan'la alışverişe gittik. Zişan'cığım dedim bu torbalar sende kalsın. Aa niye dedi? Annem bende dedim.
Nasıl yani dedi. Ay görmesin şimdi dedim. Hesap soracak. Bazen de tabii eteki etiket faturalar var. İçinde oluyor. Allah korusun. Bir gün de ona bir şeye götürdüm. Kuaföre, çok meşhur bir kuaför. Ben böyle bahşişi kasada veririm, bırakırım yani. Hani dağılsın diye. Annem böyle yaptı bak. Ay yazık yazık dedi. Böyle bir hesap görmedim. Halbuki bıraktım. Bahşişti. Ona bile çok dedi. Ona bile çok dedi yani. Nereden nereye, aman anıları anlatayım dedim. İyi yaptın. Evet. Yalnız kutuplardan geliyordunuz değil mi? Sibirya'dan geliyorum. Şahane. Evet. Yaptım ben. Nazlı, Nazlı. Aa, sıra sende. Her zaman tarz. Renk uyumu çok güzel. Ayakkabı seçim çok iyi. Teşekkürler. Saçını taktın bile. Şey, bant sevdim, beğendim. Saçını biraz geri çekti. Beyaz tişört altını kullandın. Çok doğru seçim. Çünkü biraz açması gerekiyor. Çok kumsal oldun. Ama makyaj, her şey de hakikaten yerinde. Konser, belki lojda oturuyorsun. Evet, evet. Ayakta değilsin. Haylar böyle işte. Tabii canım, bu topuklularla ayakta olmam. Evet, önce bir şeye, bir yerde içiyorsun, sonra konsere gidiyorsun. Evet. Gayet uygun çantadan hariç, hareketli olduğu için. Yani evet. Biraz daha şey. Biraz da dediği gibi büyük. Derin ceketin derisinde bir çanta bekliyordum aynı renginde. Dezensiz ama bütün olarak... Tarz. Çok teşekkürler. Bana tarz dedi. Seni bir gün burada dans ettireceğim ya. Ben mi? Evet. Ya ben bilmem ki dans etmeyi. Sen kulüplere falan gitmiyor musun? Gidiyorum da şimdi oranın şeyiyle burası başka kafasıyla. Burası daha fena. Burası daha iyi. Aa kızım, ki ben dans burada... ettim burada sen. Bak bak ettim, bak ettim, ben ettim, burada tabii. Kafadan kafaya giriyorum. Bir şey mi var? Su içiyorum, meyve su içiyorum. Kafadan kafaya gidiyorum. Su kafası yavrum. Oh pırıl. Su kafası, gözlerimi kapatıyorum. Yani bak kafadan kafaya dolanıyorum. Yukarıda ne varsa, hele yukarıya bakınca ne oluyorsa bana. Yıldız geldi, Nurella'dan tarz. Tarzsın. Teşekkür ederim. Cemal'e tarz dedi, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çirkin ve ötesi. Ay beni yani... o Starlingan'ı öldürdü. Bu kızların sana aşık olma sebebini şimdi daha iyi anlıyorum ben. O çanta. Anneye ver. Babaanneye ver. Emel çok tatlısın. Ama çok karışık duruyorsun. Aslında bana göre düz, bir tarzı olmayan bir şey. Şu an seni emeksiz görüyorum, hiç beğenmedim. Damga vuracak bir tarzı göremiyorum. Ben seni ilk defa çok beğendim. Dalgıç kumaş eşittir Zeynep Öztürk. Kalemet elbise eşittir Zeynep Öztürk. Sen sırf konuşmak için konuşuyorsun. Ne alakası yani. Var ya? Son ben seni kaç kez bu aynı kumaştan elbiseyle gördüm ve o da kalemdi yani. Neyin tribindesin? Aynı şey yapan varsa burada sürekli kendine tekrarlayan sensin. Ben mi aynı şeyleri yapıyorum sürekli? Ben seninle hiç muhatap olmak istiyorum. Sen kimsin ya? Polemik yaratmaya çalışıyorsun şu anda. Bence de. Alakası yok. Ben çok karşıyımdır aynı şeyleri giyinmesine ama sen aynı şeyi giymemişsin. Ve Emel Özkızıltaş podyumda. Bu tarz benim.